Almanya'da ortalama yaşam giderleriyle ilgili birçok video izledim. Ben şimdi size bunun fas fakir gariban versiyonunu yapacağım. Öncelikle arkadaşlar kira için okulun yurtlarından faydalanıyoruz. Olmuyorsa da paylaşımlı evde yaşıyoruz. Okulun yurtlarında kalırsanız 250 euroya kadar kira bulabilirsiniz. Paylaşımlı evde kalıyorsanız 3 kişilik veya 4 kişilik paylaşımlı evde kalırsanız yine 250-300 euro arasında bir kira tutabilir. Ben size bunun ortalamasını alacağım. Kiramızı 275 euro olarak yazdık. Şlınk. Almanya'da ikinci büyük gider kalemimiz market arkadaşlar. Mümkün olan en ucuz marketlere gidiyorsunuz. Alacağınız ürünleri gramajlarına göre kıyaslıyorsunuz. Bu da size haftalık 40 euro alışveriş yapıyor. Aylık olarak ise 160 euro. Şlınk. Dışarıda sinemaya, tiyatroya, yemeğe gitmiyorsunuz. Sadece üniversitelerin bedava etkinliklerine katılıyorsunuz. Ve sadece ayın ilk pazar günü bedava olan müzeleri gezmeye gidiyorsunuz. Buradan da 0 euro. Üçüncü gider kalemimiz arkadaşlar sağlık sigortası. Eğer erkekseniz ve 25 yaşından küçükseniz annenizin babanızın SGK'sından faydalanarak burada kendinize bedavaya devlet sigortası yaptırabiliyorsunuz. Eğer kadınsanız, evli değilseniz, çalışmıyorsanız bu sigortadan yaş sınırı olmaksızın bedava olarak faydalanabiliyorsunuz. Dördüncü kalemimiz arkadaşlar ulaşım. Eğer Almanya'da öğrenciyseniz zaten birçok üniversite size ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Eğer okulunuz size ticket vermiyorsa kendinize ikinci el bir bisiklet alıp ulaşımı bedavaya getirebilirsiniz. Telefon hattı ve internet içinse yine gidip ucuzundan seçiyorsunuz. Lidl Connect'in 3 GB'lık paketi var 8 euroya. 3 GB bize nasıl yetecek diyorsanız Almanya'da zaten okulunuzda ücretsiz Wi-Fi oluyor. Alışveriş merkezlerinde, marketlerde ücretsiz Wi-Fi oluyor. Trenlerde ücretsiz Wi-Fi oluyor. Lidl marketlerde ücretsiz Wi-Fi oluyor. Yani telefonunuzu ve internetinizi de aylık 8 euroya getirebilirsiniz. Yani bahsettiğim full artı full gariban paketle Almanya'da aylık masrafınız 443 euro oldu.